okullardan tutun da hastanelere kadar özellikle biz kahve severlerin oldukça hayatını kolaylaştıran kahve makinelerinin bulunduğu Cevheroğlu firmasındayız şu anda. Kıbrıs'tayız efendim. Şirket yetkilimiz de Hakan Bey yanımızda. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun, sizden? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben de iyiyim. Önce sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Öncelikle ben Hakan Özkardeşkaya, Cevheroğlu firmasında çalışıyorum. Bir ortağımla beraber bu işi yürütüyoruz ada genelinde. Firma olarak da 15 senedir ada genelinde kahve otomatları ama Türk kahvesi ağırlıklı otomat işi yapıyoruz. Türkiye'de ya da dünyada kullanılan sistemden biraz daha farklı aslında yaptığımız iş. Çünkü şu anda yaygın olarak kullanılan instant dediğimiz granül kahve bütün şu anda dünyada içilen ya filtre ya instant kahve. Türk kahvesi ya da yerel kahve çok fazla otomatlaşmamış durumda. Dünyada da yaygınlaşmamış durumda. Fakat Kıbrıs halkının Türk kahvesine olan alışkanlığı o kadar bağlılığı o kadar güçlü ki biz herhangi bir kahvede otomatta herhangi bir makine yerleştiremedik. Şu anda hali hazırda yaklaşık 400 makineyle ada genelinde servis sunuyoruz. O zaman biraz ürün yelpazemizden de bahsedelim. Sizin birçok çeşit makineniz var aynı zamanda. Neler bunlar peki? Ya şimdi dediğim gibi ağırlıklı olan Türk kahvesi makinesi ama onun dışında nadiren de olsa yine bu filtre kahve makineleri, işte snack makineleri dediğimiz içerisinden okullarda abur cubur ya da atıştırmalık alabileceğiniz ondan sonra ve onun dışında da soğuk içecek grubu olan işte soğuk suyunuzu, içeceklerinizi alabileceğiniz otomatlar var. Ama dediğim gibi yani ağırlıklı ada nüfusuna bakıldığında çok yüksek oranda Türk kahvesi makineleri. Peki satış sonrasında hizmetiniz var mı? Mesela teknik servis hizmeti sanırım bünyenizde yine yapılıyor. Bizim hizmet konusunda hiçbir zaman zaten bir ürünü satıp bırakmadığımız için bitmiyor. Yani biz ürünü makine yerleştirmek başlangıç ama onun dışında zaten o müşteriyle her hafta, haftada bir iki sürekli müşterinin makinesini doldurarak. Yani sistemimizde hani bir şeyi satıp ondan sonra şey yapmak yok. Yani 400 müşterimiz, 500 müşterimiz aktif olarak biz her hafta zaten görüşüyoruz müşterilerimizle. Bundan sonraki amaçlarınız, hedefleriniz neler peki? Türkiye'de bu sektörde herhangi bir yatırım yok. Biz karşılıklı iki ülkenin hatta KTC devletinin bize yapabileceği herhangi bir yardımla Türkiye'deki pazarda da oyuncu olma şansına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Hedefimiz de bu yönde yavaş yavaş ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınız, başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ben de çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Cevheroğlu Cezve Otomatları'nda Hakan Beyefendi'ye vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyor. Başka bir sektörle programımıza devam ediyoruz.